Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cypress Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. İyi akşamlar değerli Eurogenç TV izleyicileri. Bu akşam yine önemli bir konu, yine önemli, çok değerli konuklarla karşınızdayız. Bu akşam konumuz eğitim. Biliyorsunuz COVID-19 döneminde eğitim en çok etkilenen, en çok zarar gören bir alan olmuştur. Bu akşam bu konuyu ve genel eğitim konularını değerli konuklarımla konuşacağız. Hoş geldiniz değerli konuklar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Üç değerli öğretmen, arkadaş. Evet, önce kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız izleyicilerimize? Şu an hangi okulda çalışıyorsunuz? Alanınız ne? Evet, Eylem senden başlayalım istersen. Merhaba. Ben Bunca'nın bileğinde öğretmenlik yapıyorum. İlkokul öğretmeniyim. Bu sene 4. sınıfları öğretiyorum. Geçen sene 1. sınıfları öğretmiştim. Mesleğimi seve seve yapıyorum. Bütün zorluklara rağmen kendim seçtim. Yıllardır bu mesleği yapıyorum. Evet. Ve bu da ayrılmadığımdan dolayı bu da kanıtıdır ki mesleğimi çok seviyorum. Biliyorsunuz İngiltere'de yeni öğretmenlerin %50'si 5 sene içinde mesleği terk ediyor. Evet. Çünkü gerçekten zor ve özveri isteyen bir meslek. Ama biz buradayız, seve seve yapıyoruz. Evet, iyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Kanal, sana soralım aynı soruyu. Merhabalar tekrardan. Evet, ben de matematik öğretmeniyim. Özel öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca Goff Akademi'de de öğretmenlik yapıyorum. GCSE ve A-Level öğrencileriyle beraber çalışıyorum.
Eylem Hanım'ın dediği gibi de öğretmenlik gerçekten özveri isteyen bir meslek ve sevmeniz gerekiyor severek yapmak için. Ben de çok seviyorum. Ben öğretmen olarak doğdum diyorum her zaman, öğretmen olarak da öleceğim. Gerçekten çocuklarla beraber vakit geçirmek, onlara bir şeyler öğretmek, sonuçlarını almak. Bugün mesela sınav yaptım. Sonuçlarını onlara vermek beni daha çok heyecanlandırıyor. Onların mutluluğunu görmek Evet. şeklinde. Güzel. Çok sağ ol Kanat. Ayrıca Türk okullarında da tabii ki eğitim veriyorum, onu atlamadan Evet. size söz hakkı vereyim. Türk okullarında da eğitim veriyorum. Orada da GCSE ve A-Level öğrencilerine Türkçe eğitim veriyoruz. Çok teşekkürler Kanal. Evet, Barış arkadaşım, buyur seni tanıyalım. Evet, yani tabii ben çok uzun olacak ama kısa tutayım açıkçası. Fazla geriden başlamayın. Direkt konuya Yok. gireyim ben istersen. Yani ben de işte Kıbrıs'ta uzun yıllardır öğretmenlik yapıyorum. İlkokul öğretmeniyim. İşte aşağı yukarı 1,5 yılı geçti. Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları'nda çalışıyorum 1,5 yıldır. Böyle giriş yapayım. Yani benim için Evet. elbette, yani zaten sevmezsen bu mesleği yapamazsın. Benim Kesinlikle. edindiğim izlenim bu. Hatta bununla ilgili de çok böyle kullandığım bir anekdot var. İşte öğretmenlerin kral olduğu dönemde öğrencilik yaptık. Öğrencilerin kral olduğu dönemde de öğretmenlik yapıyoruz diyeyim ve burada bırakayım. Artık anlayan anlar muhtemelen. Evet. Yani bir nevi şanssızlık olarak da nitelenebilir bu Her iki söylediğin. durumda da biz kaybettik. Yani bizim kuşak demek isteyin. Evet, anlıyorum. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar eğitim diyoruz. Devamlı eğitim, eğitim. Ama eğitim sözcüğü kişiden kişiye değişir. Sizce yani eğitimin amacı ne olmalıdır? Nedir? Ne olmalıdır? Ve bu amaç doğrultusunda eğitim veriliyor mu okullarda çocuklarımıza? Kanaldan başlayalım bu sefer. Evet, yani eğitim bildiğiniz gibi evden başlıyor. Hani bu eğitimi vermek için illaki okullara gitmek gerekmez. Önce öğrenim evde başlar, ailede başlar. Okul çok önemlidir tabii ki. Mesela Türkçe öğretmeni olarak konuşacak olursam, iki tane de kızım var benim. Evde Türkçe konuşmamıza rağmen okula gittikleri zaman bunu daha iyi bir şekilde anlıyorlar. Özellikle İngiltere'de yaşayan, İngiltere'de olmuş çocuklar için. Biz ayrıntıya girmiyoruz evde çünkü. Ama okul bunun ayrıntısını veriyor. Aynı şekilde matematik öğretmeni olarak konuşayım. Bunu evde vermek imkanı yok tabii ki evde vermenin. Matematiği hani çıkarma, toplama, basit şeyler yapılır ama bunun biliyorsunuz ağır konuları vardır. GCSE, A-Level. Bunları neden veriyoruz? Eğitimi neden veriyoruz? Sadece matematik, Türkçe ya da yabancı dilden ibaret değil eğitim biliyorsunuz. Çocukların tavırlarından tutun, hareketlerine bunları da göz önünde bulunduruyoruz eğitim verirken. Eğitim tabii ki önemli. Şöyle bir anımı anlatıp örnek vermek istiyorum eğer uzun Buyurun. tutmayacaksam. Sınıfta öğrencilerimle eğitimi falan tartışıyorduk ve bir tane öğrencim kalkıp bana şey dedi, öğretmenim dedi. Biz insanlar sizce hayvanlara göre daha mı dedi yırtıcıyız, daha mı caniyiz? Ben de şaşırdım, hani 13 yaşında bir çocuk bana bunları söylüyor. Neden dedim? Çünkü dedi biz dedi doğar doğmaz eğitime başlıyoruz. Şu böyle tut, yemeği böyle yap, bunu böyle yap. Sonra okul başlıyor, bunları öğreniyoruz. Ama hayvanlara baktığımız zaman dedi hiçbir eğitim almıyorlar ve yavrularına karşı çok nazikler, işte onları besliyorlar, büyütüyorlar. Sadece avları için, yemek için, karnılarını doyurmak için savaşıyorlar ve canavar haline geçiyorlar dedi. İlgimi çekti gerçekten. Evet, eğitim şart. Eğitim şart. Yani bütün dünya eğitim üzerine zaten
gidiyoruz. Her çıkan olay, her çıkan olumlu olumsuz olay karşısında eğitimle durmamız şart. Her alınan karar, COVID içindeyiz. COVID-19 maalesef 2 yıldır sürekli devam ediyor. Eğitimsiz bir şekilde bunun üzerinden de üstesinden de gelemeyiz. Eğitim nasıl veriliyor? Doğru mu veriliyor, yanlış mı yapılıyor tartışılır. Bu ana başlık, yani bunu tek başına tartışmamız gereken bir konu. Sınav sistemine uçuş yapacağım şimdi. Yani istersen sınav sistemini konuşacağız birazdan. Onu tamam. Bırakalım istersen. Ve ben eyleme sorayım aynı soruyu. Eğitimin amacı nedir ve bu amaç doğrultusunda eğitim sağlanıyor mu eylem? Kanal Hanım'ın dediği gibi de eğitim zaten evden başlar. Biz okullar, öğretmenler olarak yetersiz kalırız ailelerin ve evdekilerin desteği olmadan. Eğitim benim için bir şeyler öğretmek, öğrencileri, çocukların elinden tutup onları sevdikleri bir biçimde, onların öğrenmek istediği bir şeyleri onlara öğretmektir. Onların belki özel bir, ne bileyim, bir Allah vergisi gibi bir şeyleri var, bir yaratıcılığı var, bir marangozluk da olabilir bu. Matematikte de başarılı olmak şeyi de olabilir. Şiir yazma kabiliyeti, resim yapma kabiliyeti de olabilir. Biz eğitimciler olarak bence amacım onlara elimden geldiği kadar, bildiğim kadar onları geliştirmektir. Onları geliştirmek, sevdiği işi yapabilme imkanı sağlamaktır. Onlara imkan sağlamaktır. Belki ben iyi bir müzisyen değilim. Fakat nasıl iyi bir müzisyen olabilir o çocuk? Onu araştırabilirim. Onu o yöne teşvik edebilirim. Evet. Yani ve eğitim çocuklarınızı mutlu ve mesuliyetli insanlar olarak yetiştirmektir amacı bir eğitimci olarak. Evet. Eğitim bu tarzda veriliyor mu okullarda? Maalesef bu tarzda verilmiyor. Çünkü belli bir tüzük programımız var. O tüzük programında devlete göre, hükümete göre önemli olan neyse onların gözünde o öğretilir. Evet. Sakın yanlış anlama kanalcığım, ben matematiği severim ama genelde matematik, dil eğitimi bunların başına gelir. Bizim okulda mesela ilkokul çocuklarına sabahtan akşama kadar matematik, İngilizce, matematik, İngilizce. Çocuklar diyor ki beden eğitimi ne zaman yapacağız? Beden eğitimi haftada bir gün oluyor. O da yağmur yağarsa iptal olur diyor. Hele COVID döneminde zaten içeride spor yapmak imkansız. Yapılmıyor. Eskiden spor öğretmenleri gelirdi ilkokullara. Şimdi o da yok. O da kalktı. Yani eğer sıkıştırabiliyorsan İngilizce, tarih, coğrafya, matematik arasında sıkıştırabiliyorsan beden eğitimini, müzik eğitimini verebilirsin çocuklara. Yani benim için önemli olan şeyler, yaratıcılık için önemli olan şeyler maalesef tüzük programında o kadar önemli değil. Devlet gözünde o kadar önemli değil. Evet. Evet, çok teşekkürler Eylem. Barış, sen ne diyeceksin bu konuda? Amacı ne eğitimin sence ve veriliyor mu bu amaç doğrultusunda? Şimdi Ertanç abi, önce eğitim nedir aslında? Yani evet. en temel, en basit tanımı, yani literatürdeki en basit tanımı istendik davranış değiştirme süreci. Peki, yani bunun üzerine hemen amacını ne? Amaç eğitimi yapana göre değişiyor. Evet. Yani veya eğitimi yönetene göre değişiyor. Yani bu ideolojik anlamda da öyledir. Veya başka bir amaç için bu
eğitim yapıyorsanız, örneğin yani bugün günümüzdeki eğitimin amacı nedir diye, yani mesela yani İngiltere ve Kıbrıs çok farklı olmadığını düşünüyorum. Nedir amacı? Daha çok yani görebildiğim kadarıyla işte İngiltere'de de işte Kıbrıs'ta da yani bir eğitim sürecinden sonra çocukların veya gençlerin işte üniversiteye gidebilmesi, gidemeyenlerin belli bir meslek grubuna geçmesi. Ha, bunu hangi amaç için yapıyoruz? İşte kimilerine göre bu işte yani şu anda şeyi yani dünyaya hakim görüşün istenci doğrultusunda yetişiyor bu gençleri, biz bu şekilde bu çocukları bu şekilde yani bu sürecin sonunda oraya geliyor şey yani işte benim şu anda oğlum mesela 13. sınıftır, işte üniversiteye gidecek işte Eylül'de mesela. Ve düşünüyorum yani süreci düşündüğüm zaman şu anda sonuna geldi. Bütün amaç neydi? İşte GC'ye gir, GC'ye göre hazırlansın. GC'den yani demek ki amaç artık yani bir şekilde belli bir noktaya geldi şu anda. Her yani Kıbrıs'ta da böyle bir şu anda. Evet. Yani işte belli bir eğitimden geçelim. İşte GC alanlar İngiltere'de veya Avrupa'da üniversiteye gitsin veya ne bileyim işte Türkiye'de veya Kıbrıs'taki üniversitelere gidebilsin. O süreç yani şu anda biraz sonra soracağım muhtemelen sınavlar konusu. Bütün bu süreç en sonunda geldiğimiz yer orası. Yani biraz sonra onu da soracağım muhtemelen işte yaratıcılık, mutluluk, şu bu. Bunlar var mıdır eğitimin amacı içerisinde? Yani bana göre yoktur. Bunu belki biraz sonra daha da açarız. Bu burada bırakayım istersen. Onu tabii. Devam edelim daha sonraki şeyde. Evet. Konuşmada. Bir Bill Beatty isimli bir Amerikan endüstri şeyi adamı şöyle demişti eğitim için. Eğitim öğrencilere ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretmek olmalıdır. Beyin gücünü geliştirerek öğrencilere nasıl düşüneceğini öğretmek demektir. Zaten Ertan Çabim, bu zaten şeydi, yani bu söylediğin, yani şu anda literatürde işte öğrenci merkezli eğitim dedikleri, aynen. İşte hatta aynen. İşte bize de öğretmen de artık şeydir, yani bilgi verenden çok o bilgiye nasıl ulaşacağını gösteren kişi. İşte bu bahsettiğin adam da aslında söylediği budur aslında. Aynen. Ki de haklıdır yani, doğrudur yani. Evet. Çok da yanlış bir şey söylemedi. Kesinlikle. Şimdi sınavlar konusuna değindiniz madem, onu bu ülkede sınavların yaratıcılığı önlediği görüşü hakim olmaya başladı son yıllarda ve sınav sistemine odaklaşmanın çocukların eğitimdeki yaratıcılığına olumsuz yönde etkilediği görüşü var. Bu konuda ne dersiniz ve siz öğretmenler olarak bu sistem altında yaratıcılığı nasıl teşvik edersiniz? Eylem, senden başlayalım. Tepede, şimdi, yukarıda oturmanın dezavantajı bu. Çünkü yukarıda seni görürüm ilk. Buyur. Şimdi bu sınavların amacı ne? Amacı çocukların bilgilerini ölçmek mi? Yoksa İngiltere'de sizin de bildiğiniz gibi okulların başarısını ölçmek mi? Ve bu başarı nasıl ölçülüyor? Eşit bir şekilde mi ölçülüyor? Onu da sorgulamak lazım. Örneğin ben Croydon Barası'nda bir okuldayım. Çocukların çoğu refüji ailelerde, göçmen ailelerde, çoğu temporary housing'de oturanlardan, yani
Bakıyorsun, evet. 5 kişilik bir aile tek göz odada oturuyor. Çoğunun İngilizcesi tam değil. Aileleri tam İngilizce konuşamıyor. İngilizce ikinci dilleri. Ve bu ortamda bu çocuklar Sutton'da, yani komşu ilçemiz Sutton'daki çocuklarla aynı sınava giriyorlar. Buradaki evler işte köş diyebiliriz. Yani büyük bahçeli, garajlı, annelerin, babalarının işleri iyi, gelirleri iyi, özel öğretmenler de tutabilirler. Bunlar da aynı sınava giriyor. Şimdi bu sınav nasıl böyle adil olabilir ki? Yani başından beri eşitsizlik kokuyor bu sınavlar. Yani ben ne kadar çalışırsam çalışayım, ben ne kadar öğrencilerim için uğraşırsam uğraşayım, elde edemediğim bazı şeyler vardır. Eve gittiklerinde kompüterleri olmayabilir, internetleri olmayabilir, ayrı odaları olmayabilir, kitapları olmayabilir. Evet. Bunlar nasıl çalışacak, nasıl ders görecek? Ama diyelim ki Sutton'daki, zengin bölgedeki bölgeye giden çocuklar, bunların özel öğretmenleri de var. Her türlü kitap da alabilirler. Annelerine, babalarına da sorabilirler. Covid olmadığı zaman işte ne bileyim bir araştırma yapıyorsak müzelere falan gidebilirler. Evet. Yani imkanlar çok önemli. Eğitimi böyle tek başına alamayız. Alıp da başarıyı ölçemeyiz. Çünkü evet, sosyal ekonomik durumlara bakmadan çocukların başarısını ölçemeyiz öyle. O evet, yüzden ben sınavlara karşıyım. Ben diyorum ki sınav olacağı yerde çocuklar bir proje gerçekleştirsin. Belli bir zaman verilsin. Yani çocukların araştırma fırsatı olsun. Ki aslında bu da daha doğru olur. Çünkü gerçek dünyada da bu böyle. Okulu bıraktığınızda, üniversiteyi bitirip bir şirkete girdiğinizde hangi bir şirket size der ki bu soruların cevaplarını 2 saatte tamamlayacaksın? Demezler öyle bir şey. Vallahi eğilim. Şimdi son zamanlarda şirketler de böyle bu yönteme başvuruyorlar. Yani sınava tabi tutuyorlar. Çünkü çok talep olduğu için. Evet, yani girişlerde öyle. Girişlerde evet, öyle Erkenç abi de ben hani iş yaparken bir araştırma yapılacak, bir şey öğrenilecek. 2 saate limit vermiyor. Evet, i̇şte bir haftada, doğru, 2 haftada bir zaman daha çok bir zaman veriyor. Aynen. Yani aynen, bizim çocuklara neden verilmiyor? Aynen. Yani ve eğitimde az önce dedik ya, eğitim nedir? Eğitim sadece okumak, yazmak, bilgi edinmek değil, eğitimin içinde oyun da var. Oyun aracılığıyla öğrenmek, eğitim almak da çok önemli bir şey. Persil şirketinin yaptığı bir araştırma var, bilmiyorum duydunuz mu? Persil'in araştırmasına göre İngiltere'deki çocuklar İngiltere'deki mahkumlardan çok daha az dışarıda vakit geçiriyorlar. Yani düşünürsek mahkumlar burada ortalama 1,5 saat dışarıda zaman geçiriyorlarmış. Bizim çocukları burada çok daha az bir vakit dışarıda oynayabiliyorlar. Evet. Yani biraz sonra geleceğiz herhalde disiplin konusuna da. Disiplin konusu. Çocuklara disiplin ederken teneffüslerinden onları mahrum ediyoruz. Öyle ceza veriyoruz mesela. Evet. Yani çok önemli şeyler var. Yani sadece okumak, yazmak, ezberlemek değil. Değil. Evet. Sınava katılmak da iyi bir şey değil. Çünkü çocukları boşu boşuna strese sokuyor. Evet. Her çocuk başarılı olamıyor sınavlarda. Aynen. Çünkü paniğe kapılıyorlar. Ve bu COVID döneminde de çocukların ruh sağlığının daha da kötüye gittiğini gördük, tanık olduk. Aynen. Bu yüzden belki yani umudum, inşallah diyorum ki sınav sisteminden çıkarız. Nasılsa bu sene GCSE'ler de sanırım iptal edildi. Evet, kesinlikle. Değil mi?
Kesinlikle iptal edildi. A-level'lar evet. Evet. A-level'lar iptal edildi ve ilkokuldaki Key Stage 1 ve Key Stage 2 7 ve 11 yaşındaki sınavlar da iptal edildi. Evet, yani evet. Evet. Belki COVID'in bir iyi yanı da bu oldu. Sınavların evet. Her zaman iyi bir şey olmadığını kanıtladı. Görüldü. Gördük. Aynen. Kanal evet. Sen ne diyeceksin bu sınavların yaratıcılığa kötü etki ettiği konusunda? Bu arada Nuriye Mercan Hanım şöyle diyor, Eylem Hanım, o zaman eğitim bir eşitlemeye fırsat olmaz mı? Bazen öğrenciler bu bahsettiğiniz şartlarda daha başarılı oluyorlar. Projede daha az avantajlı olmazlar mı? Eğitimin amacı ufukları aydınlatmak, engelleri aşmak bence de demiş Nuriye Hanım. Evet, ne diyeceksin Kanal? Yani sınavların yani, eğitimde rolü var mı? Ve sınav sistemine bu kadar ağırlık vermek yaratıcılığı etkiliyor mu? O kadar geniş konular ki ayrı ayrı başlıklar altında toplamak gerekiyor aslında. Eylem Hanım'ı dinlerken eğitim eşitliğinden bahsetti, sonra sınavlardan bahsetti. Evet. Gündemde olan COVID-19 var. Bunlar evet. Bizim bazı şeyleri aslında farkına varmamızı, gözümüzü açmamızı, daha çok böyle farkındalığımızı da yol açtı COVID-19 benim görüşlerim. Ben çok karamsar değilim aslında. Çocuklar bence bu ülkede özellikle Kıbrıs'ta öğrenim görmüş biri olarak daha fazla oyun oynuyorlar. Daha çok şeylerle hani matematikten yine yola çıkacağım. Toplamayı çeşit çeşit metotlarla öğreniyorlar. Sadece 2+1 3 değil. İşte 2 elmayı alırsan bir tane daha eklersen bu olur. Ya da bahçede yürürken 2 ağaç gördüm bir tane daha falan kaç olur. Yani söylemeye çalıştığım çok renklendiriyorlar. Ezbere çok gidilmiyor burada. Yavaş yavaş öğretiyorlar. Ha bunun tabii ki pozitif ve negatif yönleri de var. Mesela çarpım tablosunu çok çeşit öğretiyorlar. Çok farklı açılardan, oyunlarla, işte resimlerle ya da gösterilerle. Ama bizim dönemimizde mesela ben çarpım tablosunu 3. sınıfa gelmeden ezberebilirdim 12'lere kadar. Bizde öyle bir şandırma vardı. Evet. İngiltere'deki eğitim sisteminde, belki de şimdi Kıbrıs'ta da öyle, böyle değil. Hani ezberi daha çok tercih etmiyorlar. Gözle görsün. İşte 2 kere 2 tamam 4'tür ama bu gruplar demektir. Grubun içinde 2'şer tane bilmem ne vardır. Bunları çok çok böyle açıyorlar aslında. O yüzden hani oyunlar falan diyorsunuz, müziklerle falan. Mesela kızlarımın okulunda ben gözlemliyorum. Organları mesela atıyorum science'da, fen bilgisinde. Müziklerle öğretiyorlar, şarkı haline getiriyorlar. İşte en popüler şarkı neyse gündemde, onun sözlerini değiştirip o şekilde öğretiyorlar. Yani iyi şeyler de var. Geri dönelim sınavlara. Sınavlar evet, öğretmenlerin aslında kolayına geliyor. Çocuğu sınav yaptım, bunu aldı, bitti. Ama aslında sınavlar her öğrencinin gerçek bilgisini ortaya koyar mı? Hayır. Maalesef hayır. Çünkü öğrencilerim var. Sınav stresi yüzünden verimliliği düşüyor. Çok iyi öğrenci her şeyi yapıyor karşınızda. Sınava giriyor. O değil sanki. Değişmiş. Yani hiçbir soruya cevap veremiyor. Stres yapıyor. Ya da bu sınavlara çalışmak için stres yaparken aslında öğrenmenin güzelliğini göremiyorlar maalesef. Evet. Farkına varamıyorlar. Hep bir yarış içinde. Hep bir target, yani bir şeye ulaşayım, hedefe ulaşayım, evet. Koşuşturuyorlar. Yani aslında hayatlarının büyük bir bölümü okullarda geçen zaman. Ondan sonrası işte çalışma, Allah bilir ne olur. Ama bunları eğlenceli hale getirmek, gerçekten ne yaptıklarını bilerek çalışmaları gerekiyor. Ama gözlemlediğimiz şey çocuklar, işte bunu öğrenmelisin, bu notu almalısın ki bu üniversiteye giresin. Hep bir böyle hedef belirliyorlar ve bana göre
keyfini çıkarmıyorlar öğrenimin. Biz de çıkarmadık. Evet. Hep bir şey vardı önümüzde, işte bunu aşayım, bunu yapacağım diye. O yüzden iyisi de var, kötüsü de var. Covid'e bağlayayım. Covid-19 ne gösterdi bize? Sınavlar olmadan da oluyormuş. Mesela A-Level sınavlarını biz öğretmenler onlara derecelendirdik. Onlara onları sınavlar yaparak işte gözlemledik ve notlar verdik. Bir tane sınavla kalmadık. Birkaç tane sınav yaptık. Evet. Sınıftaki durumlarını değerlendirdik. Yıl işte ödev vermelerini falan değerlendirdik. Hepsini toplu halinde değerlendirip bir not verdik. Ama sınava girdikleri zaman maalesef sınavda ne alıyorsa odur. Geri dönüşümü yok. Belki çok iyi bir çocuktur. Çok iyi bilgisi vardır ama stres yüzünden iyi yapmamıştır. Ya da o gün iyi değildir. Durumu iyi değildir, hastadır ya da işte psikolojik olarak iyi değildir. Kendini gösterememiştir. O şansını kaybediyor maalesef. Evet. Şimdi sen ezbercilikten bahsederken gülümsedim. Çünkü benim eğitimim Kıbrıs'ta ezberciliğe dayanan bir eğitimdi. Ama işe de yaramadı değil yani. Ha, İyi ki ezberlemişsin. Sen bana 12'ye kadar çarpı cetvelini sorsan anında söylerim sana ve çok işe de yaradı. Yani zaman zaman da işe yarıyor. Ne dersin? Bazen gerekli değil mi? Bazen ezbere ben tamamen de karşı değilim. Yani bazı şeyler var. Ezbere bilmemiz gerekiyor. Mesela fen bilgisinde, kimyada, fizikte, matematikte belli şeyler var. Onları bilmek formüller. Lazım. Formüller falan bilmek lazım değil mi? Lazım. Evet. Evet Barış, sen ne diyeceksin? Kusura bakmayın, biraz acele ettiriyorum sizi. Çünkü 7:50'de bitirmemiz lazım. Konular da çok derin. Kesinlikle bir başka programa da daha katılmanızı isteyeceğim. Evet Barış. Sınavlar. Yani sınav yani sınav zaten şimdi şuradan gireyim aslında. Yani sınavı yapmanın amacı nedir? Bir şeyi ölçmek midir? Önce onu şey yapmamız lazım. Yani gerçekten bir şeyi ölçmek için yani veya başarıyı ölçmek için midir? Bu veya tabii bundan sonra ikinci adım yaptığın sınavın niteliği nedir? Yaptığın sınav ölçer mi? Ölçecek mi o şeyi? Çünkü biz müzdaribik Kıbrıs'ta. Yani bilmem gençler ne demek istediğimi anladı mı? Bu işte bizim kolej sınavı diye bir sınavımız var. Bütün milletin perişan olduğu, çocukların hastalar olduğu, psikolojilerin bozulduğu bir sınavımız var bizim. Ve her yıl ben de usanmadan işte televizyon programlarında köşe yazılarımda biliyorsun sen az çok takip ediyorsun Erkan Çavi. Bunları yazmaktan usandık. Ne zaman ki insanların çocukları 5. sınıf olur o zaman beni yolda sokakta gördüklerinde hoca çok haklısın doğru söylen yazdıklarında. Ne zaman 5. sınıf olduğu zaman çocukları. Çünkü çocuklar başlar hasta olmaya. Çocukların psikolojisi bozulmaya başlar. Çünkü yani tabii sınav bizde şöyledir yani onu söyleyeyim işte biraz önce niteliği nedir dediğimde. Bizde çoktan seçmelidir sınav. Yani sizin multiple choice dediğiniz sanırım. O tarzdır. Evet. Dolayısıyla da yani tamamen büyük oranda ezbere dayalıdır şey. Yani bir zaman içerisinde ne kadar çok soru çözersen yarışıdır. Çözebilirsin. Aslında. Yani belki de önünde zamanı olsa o soruların hepsini çözebilecek belki de çocuk. Ama belli bir zaman aralığı içerisinde bunu yapabilmen için mecburen tamamen ezbere yöneliktir bütün şeyin. Yani iyi ezberlersen şey yapan. Tabii bunun başka şeyler dezavantajlar. Biraz önce Eylem Hanım biraz bahsetti işte mesela bu dezavantajlı çocukların durumları yani eşit değilsiniz bu sınava girerken. Yani Kıbrıs'ta
Örnek vereyim işte Lefkoşa'da gelir düzeyi çok iyi olan çocukların ailelerinin bu sınava hazırlık süreci farklıdır. İşte Karpaz'da bir köy çocuğunun o sınava hazırlık süreci çok farklıdır. Evet. Yani burada da aynı veya işte biraz önce işte göçmenler yani aynı şey Kıbrıs'ta da mesela aynı şekilde. Yani göçmen çocukları veya gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları ile gelir düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının eşit koşullarda yarışmadıklarını görüyoruz. Çünkü işte bu işin özel dersi vardır. Birçok çeşit etkeni vardır. Yani sadece işte okulda öğrendiğiyle değil. Ayrıyeten okulda da mesela her okulda farklı eğitim var. Çünkü kimisi işte kolej sınavına yönelik eğitim yapar. Kimisi yapmaz. Yani mesela ben mesela kendi derslerimde ben önümdeki müfredata göre giderim. Ama başka evet. bir öğretmen hayır kolej sınavı vardır. O sınıf kolej sınavı yani herkes sanki kolej sınavına girecekmiş gibi. Çünkü bir, evet. bir kısmına girmiyor yani sonuçta. Evet. Yani herkes girmiyor. Evet. Dolayısıyla sınavın başına döneyim. Çok uzatmayayım çünkü zamanımız yok. Sınavın için yaptığındır mesela. Yani mesela evet. böyle bir sınav benim iddiam ki yani bilimsel olarak bir sürü şeyde de bu bir şeyi ölçmüyor yani. O çocuk yani başarısını ölçmüyor o çocuğun. Evet. Belki evet. çok daha başarılı yani bana göre çok daha başarılı bir çocuk. O sınavda farklı etkenlerden dolayı başarısız oluyor ve giremiyor Olur. mesela koleje. Evet. Başka bir okula evet. gidiyor. O bir o Aynen. başka okula gidiyor. Da mesela görüyorsun çocuk işte gayet de başarılı işte. Yani dolayısıyla her zaman doğruya götürmüyor bizi bu sınavlar. Evet, evet. Şimdi ben buradaki sınavı eleştirenlere kendi eğitim okul yıllarıma dönerim ve her yıl 15 imtihandan geçirdik. Üstelik bir de sınıfta kalma sorunu da vardı. Yani geçemedin bir sınav, bir dersini geçemedin sınıfı tekrarlardın. En azından bu ülkede o sorun yok. Sınıfta kalma diye bir sorun yok. Erkan Erik Nabi diyor, ben de eğitimciyim ve bu ülkede gördüğüm çocuklar, gençlerde çokluk öğrenme engelleri var. Disleksiya, dispraksiya gibi engeller var. Her çocuk aynı öğrenmiyor. Yani bu da çok önemli bir konu esasında. Eğitim ihtiyacı olan çocukların öğrenme stilleri, öğrenmeleri tamamen değişiktir. Ve tabii ki bu çocukları sınavlar çok daha olumsuz yönde etkiler. Evet, yani geriye kalan bir 20 dakika kadar COVID döneminde bahsedelim. Bahsetmeye de başladınız zaten. Herkesin yaşadığı bir yeni normal var. COVID'in getirdiği öğretmenler olarak öğrenciler de yaşadı bunu ve hala yaşıyorlar demin bahsettiğimiz gibi. Barış'ın birkaç yazısında devamlı bahsediyor. Özellikle bu son yazında Barış, ruh sağlığının, çocukların ruh sağlığı önemli mi diye bir başlık attın. Ve tabii ki önemli olduğunu belirttin. COVID dönemi çocukların ruh sağlığını çok kötü etkilediği muhakkaktır. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Nasıl başa çıktınız bu COVID şartlarında yeni normalde? Kanal senden başlayalım bu sefer. Öğretmen olarak mı cevap vereyim? Anne olarak mı hem soruyor? Hem anne olarak, öğretmen olarak ve öğrencilerin açısından. Tabii ki hep ben öğrencilerime göz ardı tavsiye ettim. Pardon, böyle ne tavsiye ettin? Göz ardı etmelerini tavsiye ettim. Böyle bir durumun her zaman ortaya çıkmadığını, yani kaç yüzyılda mı artık bir görünen bir şey olduğunu, bu kadar lockdownlar işte, sokağa çıkma yasakları falan. Bunu dedim değerlendirin. Yani güzel imkanlar yaratın. Bunu bir daha böyle bir şey görmeyeceksiniz dedim. Eve kapanmayacaksınız. Ailenizle zaman geçirmeyeceksiniz. Bu kadar çok okula gitmeyelim diye yataktan kalkamıyorsunuz. Sabahları itiraz ediyorsunuz falan. Bakın size işte fırsat dedim.
Belli değildi tabii ki en başta ne kadar süreceği. Biz olumlu düşündük, birkaç ay dedik, bir baktık bir sene oldu. Ama her zaman gerçekten ayakta alkışlamak istiyorum ben çocukları, öğrencileri. Böyle bir şeye alıştılar. Maske takıyorlar, dinliyorlar. Büyüklerden daha fazla dinliyorlar gerçekten. Bravo kesinlikle diyorum. Bunun artı yönlerini göstermeye çalıştık. Hem öğrencilerime hem çocuklarıma da oyunlar oynadık, evde vakit geçirdik. Evimizin her bir köşesini değiştirdik, ne bileyim, istediklerini yaptılar. Birazcık özgürlük gibi yansıtmaya çalıştım aslında. Her ne kadar için için üzülsem de COVID-19 yanı başımızda olsa da bunu geçirsek de ayakta durmaya çalıştık, moral bozmamaya çalıştık. Öğrencilerime de aynı şeyleri söyledim. Her zaman pozitif. Bazen işte dersi boş verin dedim. Öğrenmek illaki derste olmuyor dedim. Bak şimdi o COVID-19 bize bir şeyler öğretiyor. Bu da bir eğitimdir. Evet. Sınavlara stres yapmayın dedim. Yani elimden geldiğince aslında pozitif düşünmelerini sağladım. Çünkü kolay değil. Bir ekran içinde bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Biz öğretmenler bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Çok kısıtlı, yok mikrofonu bozuldu, yok kamerası açılmıyor, yok ses gitmiyor, internet gitti. Bu gibi şeyler gerçekten. Ama bir bakıyoruz şimdi sokakta yürürken, eskiden maskeli birini gördüğümüzde ah yazık hasta mı falan diyorduk. Şimdi maske takmayana ah niye takmadı acaba falan kızıyoruz diyoruz. Kızıyoruz ve evet, bunları çocuklar da yapıyor, gözlemliyor. Anne bak maskesini takmadı falan diye. Yani evet var. Sonuçta değiştiremiyoruz da. Covid geldi, her şey gitti diye bir şey de yok. Maalesef hastalıklar devam ediyor. Güzellikler de devam ediyor. Sırf COVID-19 var diye diğer şeyleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani elimden geldiğince hem öğrencilerime hem de evlatlarıma bunu empoze etmeye çalıştım. Olumlu yani tarafından bakın dedim. Bunu yani avantaja çevirin dedim. Bu şekilde ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. Ama gerçekten umarım onlar da hani benim öğrencilerim okul açıldığı zaman ay okul açılıyor falan ne güzel işte pijamalarla ders yapıyorduk falan. Yani güzel yanları da var aslında. Hep de COVID-19 aman kötü şeyler getirmedi. Evet psikolojimizi bozdu. Hasta olmayanların bile psikolojisi bozdu ki kaldı. Hastalık yaşayanlar oldu. Kayıplar maalesef bir sürü kaybımız oldu. Buradan da sırası gelmişken Allah rahmet eylesin diyorum. Allah sabırlar versin. Yani küçücük bir de benim sizlere söylemek istediğim, evet bir hastalık var. Bütün dünya bununla uğraşıyor. Ama kendinize dikkat edin. Yani sağlıklı beslenmeye çalışın. Bünyemizi ne kadar güçlü tutarsak bu hastalığa karşı da o kadar dirençli olacağımızı düşünüyorum. İşte aman COVID oldum da aman yatayım da hastayım değil. Grip gibi, ağır grip gibi düşünün. Evet maalesef öldürüyordu ama çok da gözümüzde artık bence büyütmeyelim diye düşünüyorum ben ya da böyle inanmak evet istiyorum bilmiyorum. Bunları teşekkür işte öğrencilerime ve çocuklarıma da evet bu şekilde aktarıyorum. Evet, göz ardı tekniği. Göz ardı. Bunu pozitif disiplinden yola çıkarak evet aslında bu da naughty bir çocuk diye. Yaramaz çocuk, bir çocuk bu COVID-19. Evet. Göz ardı ediyoruz bazen. Çocukları ama ve için içinde. Çocukları ve aileleri yetiştirme kursunun verdiği bir avantaj bu da. Evet. Bravo. Ucundan evet, da evet bunu söylemiş olduk. Evet. Evet Eylem, bu COVID döneminde neler yaşadın? Sen okula da gidiyorsun, ilkokula gidip. Birçok evet da stresler yaşadınız öğretmenler olarak. Sağlık konusunda hem sizi, kendinizin hem çocukların. Neler oldu, neler nasıl başa çıkabildin? 3 dakika içinde söyleyebilirsen diğer geriye kalan zamanı da Barış'a verelim ve bitirelim programı. Tamam. Kesinlikle biz öğretmenler olarak çok stres yaşadık çünkü okullar kapandı denildi fakat biz okullara
ders vermeye devam ettik. Keyworker, anahtar çalışanların çocuklarına bakmak için mecburen biz devam ettik. Ayrıca essential çocukları için de ders vermek zorundaydık. Evet. Stresimiz şöyleydi. Maskemiz yok, temizlik, ellerimizi yıkayacak bir şey yok. Affedersiniz, tuvaletlerde sabunumuz yok. Ve bize diyorlar işte gelin okula masaları temizleyin. Biz mi temizleyeceğiz? Hem ders vereceğiz hem masaları temizleyeceğiz. Tamam yaparız dedik. Siz bize gerekeni verin. Biz yapalım. Ben ayrıca okulumda sendika temsilcisiyim. Ve yeni bir akademi yürürlüğe girdi bu COVID dönemi. Ve çok şeyleri değiştirmek istedi. Mesela yaratıcılığı kaldırdı. Kanal Hanım diyor işte kızların okulunda yaratıcılık var. İşte matematik ve fen dersi şarkılarla öğretiliyor. Biz de öyle yapıyorduk. Gerçekten çok güzel oluyordu. Ama evet. İşte okula göre de değişiyor. Akademiye göre de değişiyor. Akademiler biliyorsunuz kendi tüzüklerini kendileri çizebiliyor artık. Ne isterlerse onu öğretebiliyorlar ve yaratıcılığı da kaldırmak istiyorlarsa bunu da yapabiliyorlar. Çünkü hedefleri var. Şu miktardaki çocuk şu puanı alacak. Bizim okul en iyisi olacak. Çünkü okul iyi olursa o zaman dışarıdan destek gelir, devletten destek, yardım gelir. Yani eğitim, baş soruya döneceğim yine, eğitim nedir diye, eğitim business'tir artık. Eğitim iştir artık. Yani eğitim olmaktan çıktı. Yani bunu diyorum. Covid bana ne öğretti? Çocuklara ne öğretti? Covid bana Zoom öğretti. Yani online güzel şeylere de bakalım. Zoom neydi bilmezdi geçen seneye kadar. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Zoom. Zoom aracılığıyla ders veriyoruz. Yani bir hem çocuklara ders veriyoruz okulda, hem evdeki çocuklara Zoom'dan ders veriyoruz. Covid'in bir iyiliği de şu oldu. Bizi biraz, öğretmenleri biraz rahat bıraktılar. Biraz yaratıcılığımızı geri aldık bu Covid dönemi. Ben şimdi okula gittiğim zaman değişik yaş grubunda çocuklar olduğu için farklı dersler planlıyorum. Evet. Ve hani dedik ya dışarı çıkamıyor çocuklar. Covid'den dolayı bize diyorlar ki elinizden geldiği kadar dışarıda tutun çocukları. Dışarıda dersler yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Daha yaratıcı oluyor. Yani Covid bize çok şeyleri öğretti. İnsanlığımızı hatırlattı. Yani birbirimize destek olmamızı hatırlattı. Aynı zamanda çocuklara da daha anlayışlı olmamızı sağladı. Evet. Çünkü unutmayın, küçücük çocukların anneleri, babaları, neneleri, dedeleri var. Birçok anneannesini, babaannesini, dedesini kaybetti. Benim oğlum okula gitmek istemiyordu açıldığı zaman. Şöyle düşünüyordu. Ben okula gidersem, mikrop kaparsam benim hasta olmam önemli değil diyordu. Anneanneme geçerse anneannemi öldürebilirim. O korku var çocuklarda. Ve hali daha var çok çocuklarda. Evet. Yani onun için Covid bize ruh sağlığımızın da çok önemli olduğunu öğretti. Bu arada aramızdan çok öğretmenler de kaybettik. Benim eski müdürüm vefat etti. Ondan sonra ne bileyim, güzel şeyler de oldu yani. Hep kötü şeyler olmadı. Güzel şeyler de oldu. Aileleri bir araya getirdi. Gerçi kendi çekirdek ailemizin dışında kimseyi göremiyorduk. Ama ben kendimden biliyorum. Çocuklarımla daha çok zaman geçirdim. Çocuklarımla kitap okudum, film izledim, yemek yaptım. Bunlar da güzel şeyler. Çünkü biz öğretmenler, Barış'ın ve kanalın da sizinle bildiğiniz gibi Ertanç abi, vaktimizin çoğunu okulda geçiriyoruz. Ben 7'den sabah 7'de okulda oluyorum. Akşam 7'ye kadar okuldayım hali daha.
Ha, bu arada kimse şey overtime aldığınızı zannetmesin, o tamamıyla evet, tarihe karıştı overtime. Evet Eylem, çok teşekkürler. Son 5 dakika var. 4 dakikayı Barış'a ayıralım. Diğer 1 dakikada da vedalaşalım ve programı kapatalım. Evet Barış, sen devamlı bu konuyu köşe ağzında yazıyorsun. Neler yaşadınız? Özellikle Türk Dili Kültürü Okulları'nda olumlu şeyleri de oldu biliyorum. Ne diyeceksin? Yani tabii ki şimdi bu yeni normal dediğin şeye elbette Türk Dili ve Kültürü Okulları da uyum sağladı açıkçası. Evet. Hatta en uzun süre online eğitim yapan Türk Dili ve Kültürü Okulları'dır. Yani İngiltere'de evet, işte okullar çok uzun süre kapalı kalmadı. Sen biliyorsun bizim farklı durumumuz var tabii ki. Yani bizim işte bina kiralama veya benzeri sıkıntılarımız var. Yani Covid'den dolayı. Evet. Dolayısıyla biz aşağı yukarı bir yılı aştı online ders yapıyoruz o anlamda. Evet. tabii olumlu tarafı şu, dediğiniz gibi yani biz de mesela yani online eğitim konusunda çok da yeterli değildik. Çünkü öyle bir bugüne kadar ihtiyaç olmadı. Şimdi bununla birlikte, bu süreçle birlikte öğretmenler de bir şekilde kendini eğitti yani. Evet. Aynı biraz önce sen de dedin ya, biz de öğrendik artık bazı şeyleri Zoom'dan falan. Yani sonuçta biz de aynı şekilde. Yani sen başında söylediğin şey var. Yani sen işin Barış psikolojik kısmını yazdın birkaç haftadır. Doğrudur. Hı. Ben o konuya özellikle şey değer veriyorum. Çünkü şöyle bir algı var. Yani Kıbrıs'ta da bilmiyorum İngiltere'de de aynı algı mıdır ama sanki İngiltere'de o kadar değil. Yani işte önce sağlık. Tamam ya, önce sağlık da yani eğitim de önemlidir. Hmm. Peki o zaman işte ben de bir ters köşe bir yazı yazmaya çalıştım. İşte geçen haftaki oydu aslında senin bahsettiğin. Evet, evet. Ya peki yani bu çocukların psikolojisinin psikolojileri bozuluyor. Bu psikolojilerin bozulması bir sağlık sorunu değil mi? Tabii. Bu bir sağlık sorunudur. Nasıl? Aynen. Yani o zaman şeyse önce sağlıksa demek ki işin bu tarafını düşünmemiz lazım. Bizde o yok. Yani sanki bir sağlık sorunu değilmiş gibi. Yani ben o yazının, bahsettiğin yazının içinde rakamlar da verdim biliyorsun. Hmm, evet. Bir yıl içerisinde 7500 tane çocuk şeye gitti. Psikolojik tedavi gördü. Tedavi. Yani düşün, evet, okullara giden bizde 50 bin civarında çocuk vardır. 7500 aşağı yukarı yani altıda biri falan işte. Yani her altı çocukta bir tanesi. Demek ki yani bu verilen rakam şeydir yani devletin kurumuna gidendir. Yani evet, devletin hastanesine gidendir. Özel hastanelere giden, özel doktora giden, psikolojik tedavi gören. Belki aynen, de bu rakam çok daha fazla. Yani o 7500 10 binlerin üzeri. Eminim İngiltere'de de benzer şeyler vardır. Yani kesinlikle. Birkaç makale okudum bu konuyla ilgili. Yani hmm, evet, ciddi bir çünkü evet belki şeyin, Eylem Hanım'ın dediği gibi yani evde biraz vakit geçirdik çocuklarla falan ama yani ama biz çocuklar yani bu konuda böyle çok da şey değiller. Yani tahmin ettiğimiz kadar çok da memnun değiller durumdan. Yani işte arkadaşlarını görmek isterler, hmm, okula gitmek isterler. Yani böyle çok belki normal zamanda koşa koşa okula gittiklerini pek rastlamayız ama işte okula gitmek onlar için bir ihtiyaçtır demek ki. Yani bunu evet, gördük. Benim bir de gördüğüm şey oldu. Mesela en çok onunla ilgili de birkaç makale vardı şeyde de. Yani Kıbrıs'ta da bana gelen reaksiyonlarda mesela aileler ilk kez öğretmenleri bu kadar şey gördüler. Yani evet haklısınız, bu öğretmenlik gerçekten zor iş. Evet. Dediler. Yani bizi yani öğretmenler takdir ettiler çünkü evet, kendi çocuklarıyla işte bir iki tane evdeki çocukla
bu online dersleri yaparken uğraşmanın ne kadar zor olduğunu anladılar. Evet. Şimdi öyledir yani, bana gelen tepkiler o şekilde. Yani ben hatta böyle ilişiyorum, birkaç tane bir işte basın camiasından arkadaşım var, onlara böyle ilişiyorum. Ha şimdi şey demek anladınız yani, şimdi öğretmenler falan. Çünkü bize şey derler, siz az işlersiniz, oturursunuz, çok para kazanırsınız falan gibi. Dolayısıyla yani aslında gerçekten aileler de şey, çünkü birebir online dersler, özellikle küçük çocuklar yani ilkokul düzeyindekilerde yanında oturdu, ne bileyim işte yaptı mı yapmadı mı, girdi mi girmedi mi gibi şeyler var yani online derslerde. Evet, sevgili yani Barış, çok uzun söyleyemeyeceğim çünkü vaktimiz doldu anladığım kadarıyla. Durdurmam lazım seni. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu konu o kadar derin, o kadar uzun bir konu ki öyle bir saat, iki saat sığmaz. O yüzden birkaç hafta sonra isterseniz tekrar davet edeyim sizi ve devam edelim bıraktığımız yerden. Ne dersiniz? Yani biz... biz buradayız. Kalımız yerindeyse buradayız, tamam. Dediği gibi. Tamam. Çok çok teşekkürler katıldığınız için, katkılarınız için. Çok sağ olunuz. Evet sevgili izleyiciler, dediğimiz gibi eğitim çok can alıcı bir, önemli bir konu. O yüzden eğitimi konuşmaya devam edeceğiz ilerideki dönemde. Bu akşamlık bu kadar. Sizlere, hepinize iyi geceler dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cypress Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Kalitenin, güvenin, hızlı teslimatın adresi Ancon Furniture. Ancon Furniture ailesi olarak yeni ürünler ile hizmete devam etmekteyiz. Yeni model koltuk takımlarımız, yatak mekanizmaları bir dokunuş ile açılıp bir dokunuş ile kapanabilmektedir. Bir dokunuş ile açtığımız yatak mekanizmasının yatak çarşafı kullanıma hazır serili olarak içinden çıkmaktadır. Yıl sonuna kadar herhangi bir koltuk takımı alan her müşterimize akıllı sehpa hediyemizdir. En iyi ürün, en iyi fiyat. Sadece Ancon Furniture'da. Bize uğramadan karar vermeyin. En iyisini biz yapana kadar daha iyisi yok.